depremden sonra barınma durumunu nasıl hallettiniz? Nerede yaşamaya başladınız? Valla şu bir de bir odunluk var ya, onun içinde kaldık bir hafta. Yağmur buradan akıyor, buradan bağlıyoruz naylon, buradan akıyor, artık sallanma oluyor. Yalın ayaklarla, çocuklarla, 3-4 yaş var, 10 yaş var, 13 yaş var, gelinimle çocuklar. Hepimiz öyle yani, çok kötü. Ne kadar süre odunlukta yaşadınız? Valla 4-5 gün odunlukta kaldık. Sonra çıktık oradan, bir yere tanıdık, bir yerlerine, Mersin'e gittik. Orada gene bir hafta kaldık. Oradan tekrar gelinimin tanıdıkları var Antalya, Manavgat'ın bir köyünde. Gittik ev tuttuk orada. Gene kiralık bizden, hiçbir şey almadık kimseden. Öyle, sonra işte yeni geldik buraya. Elektrik yok bizde. Çadır bu gördüğün halimiz. Yani elektriğimiz de burada kesilmişti. 20 gün böyle kaldık elektriksiz. Dün daha elektrik koydular bize. Peki bu çadırı kaçıncı günde aldınız? Bugün 62. gün. Daha biz çadırı 10 gün olmadı almışız. Ama çadıra benzemiyor ki bu. Aynen, bir de kokuyor. Baksana, nemden biz yatamıyoruz. Nemden, usinekten. Yatamıyoruz ben öksürmekten. Eşim de zaten buhar kullanıyor. Öyle, aynen. Astım hastası mı? Evet. Tek böbrek hem de eşim. Ve bu ortamda evet, ne yapalım? Öyle bak, yerden de diyorum. Böyle nasıl, ne yapacağız bilmiyorum. Muhtara da gittim. Beni yerlendirdi kaymakamlığa. Oraya gittim. Onlar da dedi muhtar ya verebilir. Artık kimden alacağım bilmiyorum. Geldim, ne yapayım? Oraya. Bana bir kağıt verdi. Bilmem mi? Bir yerden arayın bunu telefondan. Size gelir. Yani bir kart bir şey. Aradım kaç yer, hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey, ne bir para ne bir şey, hiç bize bir şey gelmedi. O kadar yardım yağdı. Yağdı. Hiç 10 TL herkes diyor ya yatırıyorlar filan. Hiç kim bizimize yatmadı. Milletin takmadığı çadırı bize verdiler. Aynen, vallahi hiçbir şey yok. Elektrik, su, tuvalet? Tuvalet, sorma vallahi tuvalet. Bahçelerde ilkinden, nerede yapacağımızı bilmiyorduk. Şimdi eve geçiyoruz. Kova alıyoruz, düşecek eve yani, yıkılan eve. Mecburuz, nerede yapacaksın? Herkes dışarıda. Yani nerede? Kir içindeyiz. Banyo. Kaşınıyoruz hepimiz. Ney bu kaşınma? Tencereyle, burada siyah bir tencere var, onunla ısıtıp burada. Biri bekliyor, böyle sarıyoruz bu çadırı, yapıyoruz. Hava çok soğuk. Evet, öldük zaten, hastalandık. Bende bel fıtığı var, 3 kaburga yarılmış. O soğuktan titriyoruz, ne yapalım? Peki. Elektrik de bile, soba koymak için elektrik de yoktu. Bak mumlarda ya, telefonda bunları koyuyoruz, mumları. Ne yapalım şimdi, yeni geldik, ben de dedim oh Allah'ım, ben yeni doğdum, şu evime bir ışık geldi. Olsun, yıkılmış gitmiş yani. Yıkılan eve girmek zorunda kalıyorsunuz. Evet evet, geçiyorum artık, tüpümü orada koydum. Yemeğimi de artık yapıyorum yıkılacak evde. Ne Erzak yapayım? Yardımı falan hiçbir şey yok mu? Vallahi dün muhtardan, yalan etmeyeyim. Dün muhtardan ben yoktum ya burada, biz almadık o gittiğimiz yerde. Dedim, aradım gece, dedim böyle, dedi tamam sana bir koli. Her birinden bir kilo bir kilo. Bugün de bizim sultan burada mezarlığı var, orada çadır kent var. Gene pirinç verdiler, şahriye verdiler, bir de makarna. İki parça giyim, bilmiyorum daha açmadım. Kazak mı bu, alt mı, iç çamaşır mı bilmiyorum vallahi, bakmadım. Peki yaşamı nasıl devam ettirmeyi düşünüyorsun? Hiç bilmiyorum yani, maddi şeyimiz yok bizim. Eşim emekli. Bu 6000'le ne yapabiliriz? Ev tutabilir miyiz? Konteyner alabilir miyiz? Hayır. Bir şey yapamayız. İşte oturmuşuz. Allah büyük, ne yapalım bilmiyorum. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim size.